10 Ağustos 1920 Salı günü saatler 17'yi gösterdiği zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun ve İtilaf Devletleri'nin delegeleri Ser Barış Anlaşması'nı bu arkamda görmüş olduğunuz binada imzaladılar. Anlaşmanın imzalanmasından sonra Yunan Başbakanı Venizelos bir telgraf çekerek bugünün bir bayram olarak kutlanmasını ve Yunan ordusunun kutsanmasını istemişti. Buna karşın Ankara'da bulunan Büyük Millet Meclisi anlaşmayı sert bir bildiri yayınlayarak kınadı ve anlaşmayı imzalayanlar ile Saltanat Şurası'nda olumlu oy kullananları 19 Ağustos 1920 tarihinde vatan haini ilan etti. Anlaşmanın imzalanmasının üzerinden 100 sene geçti ama Türkiye'de bazı kimseler Ser Barış Anlaşması'nın ölü doğmuş ve uygulanmamış bir anlaşma olduğunu, biraz daha ileri giderek anlaşmanın aslında imzalanmadığını ve hatta biraz daha da ileri giderek Ser Anlaşması'nın aslında bir anlaşma olmadığını ama bir proje olduğunu iddia ediyorlar. Arkadaşlar bugün 10 Ağustos 1920'de imzalanan Ser Anlaşması'nın imzalanma aşamasında yaşananları konuşacağımız bir video ile karşınızdayız. Atatürk'ün nutkunda Mondros Mütarekesi'nden sonra Türkiye'ye düşman devletler tarafından teklif edilen 4 barış anlaşmasının şartlarını karşılaştırdıktan sonra Lozan Barış Anlaşması'nı tanımladığı bu paragraf dikkatinizi çekti mi? Muhterem efendiler, Lozan Barış Anlaşması'nın ihtiva ettiği esasları diğer barış teklifleriyle daha fazla mukayeseye mahal olmadığı fikrindeyim. Bu anlaşma Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Ser Anlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın yıkılışını ifade eden bir vesikadır. Osmanlı devrine ait tarihte emsali görülmemiş bir siyasi zafer eseridir. Konumuz Lozan değil ama Atatürk'ün kullandığı kelimelere çok dikkat ediniz. Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikast. Gerçekten de barbar Türkleri Avrupa'dan atarak geldikleri Orta Asya steplerine geri göndermek, Osmanlı Devleti'ni paramparça etmek ve asırlardan beridir hayal edilen, beklenen ve planlanarak hayata geçirilen paylaşım planlarına bakacak olursak Sevr Anlaşması yeni değil. 1914 senesinde Roman diplomat olan Trandafir Juvara, San Proje de Partage de la Turquie ismiyle bir kitap yayınlar. Yani Türkçesiyle Türkiye'nin paylaşılması hakkında 100 proje. Başlığından da anlaşılabileceği üzere kitap içerisinde Türklerin yaşadıkları ve nüfusları altında bulunan toprakların paylaşılması üzerine 1270 yılından itibaren hazırlanmaya başlanmış olan ve zaman zaman da tatbik edilmiş olan 100 projenin özet bilgileri mevcut. Bu paylaşım projelerini hazırlayanlar arasında kimler yok ki? Sicilya Kralı 2. Charles, Fransız Kralı 14. Louis, Rus Çarı Büyük Petro, 2. Katerina gibi pek çok devlet liderinden tutun, Hristiyanların manevi lideri olarak kabul edilen Papa 10. Leo ve 5. Pius'a kadar pek çok kişinin Türkleri yok etme ve geldikleri yere geri gönderme planları yaptıklarını belirtmek isterim. Hatta yaptıklarıyla bütün insanlığa hizmet etmiş olduğu iddia edilen Erasmus, Leibniz, Volney gibi filozof ya da bilim insanları da Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşma tasarıları hazırlamaktan geri kalmamışlar. Modern Avrupa düşüncesinin öncülerinden sayılan, bugün genç üniversite öğrencilerimizin gidebilmek için can attığı, Avrupa Birliği üyesi veya aday ülkelerinde bulunan yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci değişim programına ismini veren Erasmus, 1530 senesinde Türklere karşı kaleme aldığı manifestosunda Türkleri karanlık kökenli yabaniler olarak nitelendirmiş ve dinsel inancın savaşa haklı bulduğu görüşünü ileri sürenlere karşı çıkmakta ancak Hristiyanlığın varlığını sürdürebilmesi için Türkleri yok etmek gerektiğine inanmaktaydı. Konuyla ilgilenen arkadaşlar kitabı bulup okuyabilirler. Şimdi Atatürk'ün Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Ser Anlaşması ile tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikast cümlesinin hayali bir tanımlama olmadığının ve kendisinin ne demek istediği umuyorum biraz daha iyi anlaşılmıştır. Peki nedir bu Ser Anlaşması? Anlaşma mıdır, proje midir, kabul edildi mi, edilmedi mi, imzalandı mı, imzalanmadı mı, uygulandı mı, uygulanmadı mı? Bu konuda pek çok soru var cevaplanması gereken. Bugün bu sorulara yanıt arayacağımız bir video hazırlamak istedik sizlere. Bu arada unutturmayın, video bitmeden size bu kartpostalın hikayesini anlatacağım. Bildiğiniz gibi düşmanlarımız olan İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde bulunduğu İttifak Devletleri arasında yapılan mütarekeler yani ateşkes anlaşmalarıyla savaş resmi olarak sonlanmıştı. Rusya'nın kendi kararıyla savaştan çekilmesini saymazsak bu mütarekeler kronolojik sırayla Bulgaristan ile 29 Eylül 1918 tarihinde Selanik Ateşkes Anlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 3 Kasım 1918 tarihinde Villa Giusti Ateşkesi ve son olarak Almanya ile 11 Kasım 1918 günü 11 Kasım 1918 Ateşkesi ya da bir diğer adıyla Reton Anlaşması'dır. Ateşkes imzalanmasına da düşman devletlerin Osmanlı İmparatorluğu'na olan tutumunun iyi olmadığının en büyük göstergesi olarak birkaç ay sonra Yunanistan'ın 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmesinin
hem Atatürk'ün liderliği yaptığı ve hem de milli mücadelenin en önemli itici gücünü teşkil etmiş olduğunu biliyoruz. Sevr Anlaşması metninde somut bir şekilde ortaya çıkacak olan ve Türk İmparatorluğu'nun nihai ölüm belgesinin 18 Ocak 1919 tarihli Paris Barış Konferansı'nda tartışıldığı ve hazırlanmaya başlandığı söylenir. Halbuki bu tarihe gelene kadar daha savaşın başlarında İngiltere, Fransa ve Rusya arasında Osmanlı topraklarının paylaşımını konu alan gizli anlaşmalar yapılmıştı. Rumen diplomat Juvara'nın bahsettiğim kitabı 1914 yılına kadar olan projeleri konu alıyordu ama Avrupalı devletlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalama projeleri burada bitmiş değildi. 4 Mart 10 Nisan 1915 tarihli İstanbul Anlaşması, 26 Nisan 1916 tarihli Londra Anlaşması bir anlaşma olarak sayılmasa da 14 Temmuz 1915 ve 30 Ocak 1916 tarihli Arapların İngiltere ile ittifak etmesi ve isyan etmesi halinde İngiltere'nin kurulacak Arap Devleti'nin bağımsızlığını tanıyacağını vaat ettiği mektuplar, McMahon-Hüseyin yazışmaları, 9-16 Mayıs 1916 tarihli Sykes-Picot Anlaşması, 18 Ağustos 1917 tarihli Saint-Jean-de-Maurienne Anlaşması, 2 Kasım 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu, Ocak 1918 tarihli Hogarth Mektubu ve en nihayetinde 8 Ocak 1918 tarihinde Amerikan Başkanı Woodrow Wilson tarafından açıklanan ve tarihte de Wilson prensipleri olarak anılan 14 madde. Bizim sayarak bitiremeyeceğimiz ama onların yapmaktan geri kalmayacağı tüm bu belge ve dokümanlar Osmanlı topraklarının paylaşılması üzerine Avrupalı devletlerin ne kadar hesap ve kitap yaptıklarının ve bu planları nasıl uygulamaya koyduklarını göstermesi bakımından incelenmesi gereklidir. Savaş resmen sona erdikten ve taraflar ateşkes yaptıktan sonra savaşın sonucunda belirlenecek olan savaş şartlarının görüşülmesi amacıyla 18 Ocak 1919'da Paris Barış Konferansı başlamıştı. Bu tarih rastgele seçilmiş bir tarih değil arkadaşlar. Konferans özellikle 18 Ocak 1871'de kurulan Alman İmparatorluğu'nun kuruluş yıldönümüne denk getirilmişti. Bir de burada konferans dediğim zaman aklınıza böyle 304 kişinin tek bir salonda buluşup pazarlık yapmaları gibi bir şey aklınıza gelmesin. Bu tip barış konferanslarında konuya göre, coğrafyaya göre alt komisyonlara ayrılır temsilciler ve belirlenen konularda toplantılar yapılarak her komisyon kendi konusunda karar alır ve bunun sonucunda alınan kararlar yazılı olarak belirtilir. Ondan sonra tüm bu komisyonlarda alınan kararlar toplanarak nihai bir anlaşma metni hazırlanır. Paris Barış Konferansı'nı domine eden birkaç ana ülke vardı. Bunların başında elbette ki İngiltere ve Fransa, Amerika, İtalya ve Japonya ülkeleri gelmek. Tabii birazdan anlatacağım İtalya ve Japonya'nın durumu değişkenlik gösteriyor. Barış Konferansı'nın öncelikli konusu Almanya ve Avrupa konularına ayrıldı ve 30 Ocak 1919'a kadar Osmanlı Devleti konferansta gündeme getirilmedi. Amerikan Başkanı Wilson'ın bir ay kadar Amerika'ya geri gitmesi üzerine kesintiye uğrayan barış görüşmeleri 14 Mart gününden sonra büyük bir gizlilikle ve sadece 4 büyük gücün devlet başkanlarının katılımıyla Almanya ile yapılacak olan anlaşmayı görüşmeye başladı. Görüşmeler o kadar gizli tutuluyordu ki bu devlet başkanlarının yanına sadece çevirmen olarak Paul Montu görüşmelere dahil olabiliyordu. Konferansta ele alınan konular arasında üzerinde düşünülmesi gereken meseleler bulunuyor ve bazı olaylar yaşanıyor. Mesela İtalyanlar tarafından bakacak olursak onlar da 1915'te imzalanan gizli Londra Anlaşması'nı muhafaza etme çabaları ve burada İtalyanlara vaat edilmiş olan yerleri ele geçirme arzusu içindeydiler ama Amerikan Başkanı Wilson 1915 Londra Anlaşması Paris Barış Konferansı'nın ruhuna terstir demesiyle araları açıldı ve İtalya gözden düşerek konferanstaki ağırlığını kaybetmeye başladı. Bunun sonucunda İtalyanlar istediklerini alamayacaklarını anlayınca İtalyan heyeti 26 Nisan'da Barış Konferansı'nı terk etmişti. Görüşmelerin asıl konusu Almanya olmasına rağmen Dörtler Konseyi'nin yaptığı ilk oturumda tamamen Suriye konusu tartışılmıştı. Fransız ve İngilizlerin konu üzerindeki anlaşmazlıkları ciddi ölçüde artmıştı. Arapların sınırlı ölçüde yerel özellik hakkına sahip olmalarını kabul eden Fransa, Sykes-Picot Anlaşması uyarınca Fransız nüfusuna tahsis edilen tüm bölgenin tek bir Fransız mandası olmasına ısrar ediyordu. Diğer bir önemli mesele Ermenistan ve İstanbul ve Boğazlar bölgesinde bir Amerikan mandası oluşturulmasıydı. Hatta belki de bu manda ve imaye sadece Boğazlar ile sınırlı kalmasın, geriye bir avuç toprağa kalacak olan Türkiye tümüyle Amerikan mandası altında olsun istiyorlardı. Amerika bu fikre sıcak bakmadığı için konuşmalar paylaşım planlarında anlaşmaya varılamıyor ve konferansın süresi uzuyordu. Bir yandan Ermenilerin yüzsüzlük içerisinde pek çok devlet temsilcilerini her gördükleri yerde sıkıştırarak ellerine haritalar ve bu haritalarda yaşayan insanlar hakkında istatistik verileri gösterdikleri gözlemlenmişti. Bunun yanında Türk toprakları üzerinde Yunanların istekleri de çok fazlaydı. Nitekim konferans sürerken 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanistan'a İzmir'e asker çıkarma yetkisi verildiğini biliyoruz. Konferansta buna karşı olan tek bir kişi var.
İngiltere Genelkurmay Başkanı General Sir Henry Wilson. Kendisinin Venezuela'sa açıkça İzmir'e asker çıkartarak kendinizi ve ülkenizi yıkıma uğratıyorsunuz demişti. Ateşkeslerin imza edilmesinden sonra barış görüşmelerinin başlamasıyla sırasıyla şu anlaşmalar hazırlanarak imzalandı. Versay Barış Anlaşması 28 Haziran 1919 Almanya ile. Saint-Germain Anlaşması 10 Eylül 1919 Avusturya ile. Neuilly Anlaşması 27 Kasım 1919 Bulgaristan ile. Trianon Anlaşması 4 Haziran 1920 Macaristan ile. Tüm bunlar olurken Fransa Başbakanı Clemenceau'nun ülke genelinde fikirlerine destek eğilimine rağmen bu durum Fransız Senato ve Millet Meclisi'nde farklıydı. 16 Ocak 1920 tarihinde yapılan bir seçim yoklamasında kaybedeceği kesin olarak ortaya çıkan Clemenceau yapılacak seçimlerden geri çekildi ve 2 gün sonra da istifasını verdi. İşin sonucunda Clemenceau'nun yerini Alexander Millerand aldı ve Fransa'da hükümet değişmiş oldu. Bununla beraber İngiltere'nin de iç siyasetinde karışıklıklar baş göstermeye başladı. Lloyd George'un Türkleri İstanbul'dan çıkarmaya yönelik düşünceleri, Yunanlılara verilen tavizler, Suriye konusuyla anlaşmaya varılamayan Fransa. İngiliz kabinesinde konferansta konuşulan bazı hususlarda anlaşmazlıklar ve muhalefet vardı. Demin bahsettiğim savaşın galip devletleri arasındaki paylaşım planlarındaki anlaşmazlıklar ve iç siyasetteki değişimler Osmanlı Devleti ile ilgili alınacak olan kararları ve barış anlaşmasının oluşturulmasında güçlükler çıkarttı ve tam olarak bir sonuca bağlanamadı. Kararlaştırılan tek şey vardı, o da Doğu sorunu olarak adlandırılan Türkiye ile yapılacak olan anlaşmanın içeriğinin ikili müzakerelerle belirleneceği. Çıkan sonuca göre anlaşmanın ana taslağı Londra'da yapılmalıydı. Bir yığın şiddetli tartışmalardan sonra Türk delegasyonunun kabulünün ve anlaşmanın imzalanmasının Paris'te olmasına karar verildi ama İngiliz bakanlarının katılımını gerektiren diğer görüşmeler Londra'da yapılacaktı. Tüm bunlar olurken bizim cephemizde de pek çok gelişme oldu arkadaşlar. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün İstanbul'dan ayrılarak Samsun'a vardığını biliyoruz. 3. Ordu Müfettişi olarak İstanbul Hükümeti tarafından Samsun'a gönderilen Mustafa Kemal, Samsun'a çıkar çıkmaz direniş liderleriyle bağlantı kurmaya başladı. Ard arda yapılan kongreler ve yayınlanan bildirilerden sonra Fransız ve İngilizlerin ortak bir kararla Padişah Vahdettin'i ve damat Ferit Paşa'yı Mustafa Kemal'in örgütlediği milliyetçi harekete karşı çıkmaya ve onu sindirmeye yönelik kararlar almaya teşvik ettiler. Ekim ayına geldiğimizde Kuvayi Milliye Kuvvetleri Anadolu'nun düşman işgali altında olmayan tüm bölgelerinde denetimi sağlamış bulunuyordu. İtilaf devletleri ise barış anlaşmasını bir an evvel nihayete erdirip bunu Türk hükümetine imzalatmak istiyordu. Kuvvetinin eridiğini gören Sadrazam Damat Ferit Paşa, son bir hainlik hareketiyle Anadolu üzerine asker göndermek istediğini İngilizlere söylemiş, İngiliz Yüksek Şurası bu isteği ülkede iç savaş çıkar ve bu iç savaşın çilesini ağırlıklı olarak Hristiyan tebaalar çeker diyerek reddetmiştir. Harekat alanı kalmayan ve Ankara'nın artan baskısına dayanamayan Damat Ferit hükümeti 2 Ekim günü istifa etti. Londra Konferansı 12 Şubat 1920 tarihinde toplandı ve oturumlar 10 Nisan'a kadar sürdü. Venizelos'un Londra'ya gelmesinden önce bir oturumda konuşan Millerand ve Lloyd, İzmir konusunda fikir ayrılığına düşmüşlerdi. Fransız Başbakan Millerand, bir barış isteniyorsa Yunanlıların İzmir'i mutlaka terk etmeleri gerektiğini, Lloyd George ise Yunanlıların İzmir'e zaten müttefiklerin kararıyla çıkmış olduğunu ve İzmir'in Yunanlılara verilmesi gerektiğini söylemişti. İngiliz Savaş Bakanı Venizelos'a Türkiye'nin barışı reddetmesi halinde müttefik desteği olmadan Anadolu'da ve Trakya'da üstüne düşen yükümlülüğü yerine getirip getiremeyeceğini sordu. Venizelos bu soruya kendilerine verilen her türlü görevi ve gerekirse barışı Türkleri zorla kabul ettirmeyi üstlendikleri cevabını vermişti. Londra Konferansı'nda İstanbul ve Boğazlar Bölgesi, Türk Devleti'nin mali denetimi, Türkiye'ye bırakılacak olan topraklar, Türkiye'nin askeri koşulları, azınlıkların durumu, kapitülasyonlar, Yunan talepleri, Ermenistan, Kürdistan, Suriye ve Filistin, bugün Irak bölgesinde çıkartılacak olan petrol hakları ve daha pek çok konu konuşuldu. Konferansın ilk aşaması 10 Mart'ta sona ererken konferans esnasında verilen karar doğrultusunda düşman kuvvetleri gecikmeden zaten 13 Kasım 1918 günü fiili olarak işgal etmiş oldukları başkent İstanbul'u 16 Mart 1920'de bu sefer resmi olarak işgal etmiş ve böylece barış anlaşması konusunda Osmanlı hükümetini köşeye sıkıştırmayı hedeflemişlerdi. İstanbul'un işgali ve meclis-i mebusanın kapatılması 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması gibi bir sonuç doğurmuştu. Yüksek Konsey'in San Roma'da yeniden bir araya geldiği tarih olan 18 Nisan 1920'ye kadar Türk Barış Anlaşması'na ilişkin temel kararların büyük bir bölümü verilmiş ve aşağı yukarı tamam sayılabilecek bir anlaşma ortaya çıkmıştı. Nisan ayında San Roma'da anlaşmaya son şeklini vermek için toplanan İtilaf Devletleri, Yunanistan'ın İzmir ve bölgesini ilhak etmesine yönelik halk oylamasını öngören dönemi 2 yıldan 5 yıla çıkarttı.
Sanremo konferansında Türk milletinin esareti karara bağlanacaktı. Uzun bir süredir hasta adam olarak gördükleri Türkiye'nin paylaşılması ve denetimi konusunda kendilerinden son derece emin olan emperyalist güçlerin tasarladığı bu kararlar, genel olarak 13 büyük kısım, 433 madde, 161 büyük sayfa ve arka kısmında 4 harita eklenecek şekilde hazırlandı. Anlaşmanın koşullarına göre Türkiye'nin mali, ekonomik, siyasi ve askeri idaresi her alanda dolaylı ya da dolaysız olarak Avrupalı devletlerin denetimi altına bırakılıyordu. Anlaşmanın bu koşulları altında Türkiye gerçekten bağımsız bir ulus olarak var olmayacak. Nihayetinde İtilaf Devletleri hazırladıkları Ser Barış Anlaşması'nı ve koşullarını sunmak için 20 Nisan 1920 tarihinde Osmanlı heyetini Paris'e davet etti ve Tevfik Paşa, Reşit Bey ve Fahrettin Bey'den oluşan heyet 1 Mayıs tarihinde Paris'e ulaştı. 11 Mayıs'ta Fransa Başbakanı Alexandre Millerand kabul edilmesi istenen barış anlaşmasının metnini Tevfik Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyetine tebliğ etti. Millerand kısa bir konuşma yaparak Ser Barış Anlaşması'nın bir suretini Tevfik Paşa'ya verdi ve Osmanlı Devleti'nin cevabının en geç bir ay içerisinde yazılı olarak verilmesini istedi. Tevfik Paşa zamanında cevap verileceğini belirtti ve böylece yaklaşık 600 sene 3 kıtada hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti'nin sonunu ilan eden toplantı sadece 5 dakika sürmüştü. Ekranda gördüğümüz görüntülerde bu kısa toplantıdan sonra Ser Barış Anlaşması'nı teslim alan Tevfik Paşa Başkanlığındaki Osmanlı heyetinin Fransa Dışişleri Bakanlığı binasından çıkışını izliyoruz. Tevfik Paşa'nın acı dolu yüz ifadesini bu görüntülerde görebiliyoruz. Anlaşma metnini okuyan Tevfik Paşa İstanbul'a bir telgraf çekti ve barış koşullarının istiklal ve devlet mefhumlarıyla kesinlikle bağdaşamayacağını ifade etti. Damat Ferit Paşa barış koşullarında bazı değişiklikler yapıldığı takdirde anlaşmanın imzalanabileceğini ifade etmişti. Büyük Millet Meclisi ise 16 Mart 1920 tarihinde başkentimizi resmen işgal edilmesinden sonra İstanbul hükümetlerinin imza ve kabul edeceği anlaşma ve sözleşmelerin hükümsüz sayılacağını ilan etti. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'ne bildirilmiş olan barış şartlarına cevap verilmesi için gerekli olan süreyi 15 gün daha uzattı. Yani 26 Haziran 1920'ye kadar. Bunun üzerine 10 Haziran'da Damat Ferit Paşa'nın barış heyetinin başında olması kararlaştırıldı ve kendisi 12 Haziran'da İstanbul'dan Paris'e hareket etti. Osmanlı delegeleri ağır şartlar içeren barış koşullarını kabul etmek istememiş, Serv Anlaşması'nın bazı maddelerin değiştirilmesi veya hafifletilmesi talebinde bulunmuştu. Ama aynı günlerde barış anlaşmasını kabul ettirmek amacıyla Yunanlar Batı Trakya topraklarımızdan ilerlemeye başladılar. 8 Temmuz'da Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa işgal edilmişti. Yunan askerleri Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin türbesine giriyor ve onun sandukasının başında böyle poz veriyordu. Osmanlı Devleti'nin anlaşmanın değiştirilmesi talebine karşılık İtilaf Devletleri 17 Temmuz 1920'de SPA konferansında bu isteğe cevap verdi. Barış anlaşmasını imzalamak veya reddetmek üzere 27 Temmuz 1920 akşamına kadar süreniz var. Bunun üzerine ertesi gün Ankara Meclisi 18 Temmuz 1920 tarihinde gerçekleştirdiği gizli bir toplantıyla Misak-ı Milli sınırları içerisindeki milleti ve vatanı kurtarmak için ant içti. İstanbul'da bulunan Meclis-i Vükela 20 Temmuz'da anlaşmanın imzalanmasını tavsiye kararı alarak küçük ancak yine bir devlet halinde bulunmak veya teklifi reddederek Osmanlı Devleti'nin hayatına nihayet vermekten başka bir çare olmadığı düşüncesiyle anlaşmanın imzalanması kararını verdi. 2 gün sonra Sultan Vahdettin'in başkanlığına düzenlenen hükümet üyeleriyle birlikte 55 kadar eski sadrazam, nazır, devlet adamı ve komutan katılımıyla toplanan Şura-i Saltanat zayıf bir mevcudiyeti mahva tercih ederek Topçu Feriki Rıza Paşa hariç tüm şura üyeleri Serv Anlaşması'nın onaylanmasına karar vermişti. Osmanlı Sarayı ve hükümeti Serv Anlaşması kabul edilirse Osmanlı Saltanatı ve İslam Halifeliği öngörülen sınırlar içerisinde küçük bir devlet olarak varlığını devam ettirebileceğini düşündüler. Yani tümüyle yok olup gitmektense zayıf bir biçimde varlığımızı devam ettirelim dediler. Sadrazam Damat Ferid'in üsteği üzerine anlaşmayı imzalama yetkisi Şura-i Devlet Reisi Rıza Tevfik, Marif Nazırı Bağdatlı Mehmet Hadi Paşa ve Bern Sefiri Reşit Aris Bey'e verildi ve bu heyet 23 Temmuz 1920 tarihinde İstanbul'dan Paris'e hareket etti. 10 Ağustos 1920 Salı günü saat 15'te Sevr Anlaşması'nı imzalayacak olan devletlerin temsilcileri arkamda görmüş olduğunuz bugün Müze Nasyonel Seramik ismiyle anılan yani Seramik Müzesi olarak kullanılan bu binada toplandılar. Saat 17'yi gösterdiği zaman Sevr Seramik Müzesi'nin ana salonunun ortasında kurulmuş olan masa üzerinde ilk imzayı Osmanlı Devleti adına Rıza Tevfik atmıştır. Ondan sonra imzalamak üzere kalem Hadi Paşa'ya geçiyor ve son olarak Reşit Halis Bey de imzasını atıyor.
Osmanlı heyetinden sonra Fransa Başbakanı Millerand ve ardından Yunanistan Başbakanı Venizelos Sèvres Anlaşması'nı imzalamışlardır. İmza töreni bittikten sonra devlet temsilcileri dışarı çıkıyorlar. Demek ki gerçekten Atatürk'ün belirttiği gibi Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış olan büyük bir suikast Sèvres Anlaşması ile tamamlandığı zannedilmişti. Peki Atatürk milli mücadelenin başına geçerek bu istilaya ve yok oluşa karşı milleti örgütleyerek Türkiye'yi Kurtuluş Savaşı'na sürüklemeseydi ve başarısız olsaydı ne olacaktı? Bugün Sèvres diye bir anlaşma yoktur ya da Sèvres ölü doğmuş bir belgedir diye gizliden gizliye Atatürk ve milli mücadeleyi küçümseyici ve alenen hakaret eden söylemlere sahip olanlar, Kuvayi Milliye'nin bu namuslu mücadelesi olmasaydı ve bağımsızlık mücadelesini kazanmamış olsaydık, hala Sèvres diye bir anlaşma yoktur mu diyeceklerdi. Uluslararası bir komisyonun kontrolünde olacak olan İstanbul ve Boğazlar bölgesine girebilmek için olur mu, Sèvres ölü doğmuş bir belgedir mi diyeceklerdi. 100 sene önce bu suikastı yok etme hareketine girişen ve var olma mücadelesini binbir güçlük ve yoklukla başarıya ulaştırmış büyüklerimizin hakkını nasıl ödeyeceğiz? Bir videomuzun daha sonuna geldik ama ayrılmadan evvel videonun başında size verdiğim sözü tutmak istiyorum. Kartpostalın arkasında gördüğünüz gibi üzerinde 10 Ağustos 1920 tarihli bir damgası bulunmakta. Üst kısmında Fransızca olarak Traité de paix avec le Turquie cümlesini okuyabiliyoruz. Yani Türkiye ile barış anlaşması. Kartpostalın ön yüzünde ise İtalya'da yaşayan Etrüskler için kutsal kabul edilen savaş, sanat, bilgelik ve sağlık tanrıçası olan Minerva'yı temsil eden bir heykel olarak tasarlandığını görüyoruz. Etrüsk mitolojisinden Yunan mitolojisine geçmiş olan Minerva, Romalılar için hikmet, akıl ve savaş tanrıçasıdır. Bu model 1. Dünya Savaşı'ndan önce son Alman İmparatoru ve Prusya Kralı 2. Wilhelm tarafından 1914 yılı savaş sıralarında sipariş ettirilmiş bir mürekkep okkasıdır arkadaşlar. Savaş yüzünden sahibine teslim edilemeyen bu mürekkep okkası Sèvres Barış Anlaşması'nın imzalanması için kullanılmıştır. Anlaşmanın imzalandığını haberleştiren Le Figaro gazetesi muhabiri Fernand Rigny, mürekkep okkası için bakın neler söylüyor. Okkanın ortasında Minerva bulunuyor. Eğer Minerva onu sipariş eden hükümdara bilgeliğinden bahşedecek olsaydı yapması gereken pek çok iş olacaktı. Ama eminim ki bugün bu konferansta bu Minerva'nın yapacak çok fazla bir şeyi yoktur. Umarım bu videoyu izledikten sonra Sèvres Anlaşması hakkında aklınıza takılan başka bir soru kalmamıştır. Eğer yine de sorularınız varsa bunları videonun yorumlar kısmına yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu ve buna benzer daha pek çok tarihi konuyu Türkçe Tarihi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.